Hoş geldiniz Emriye'nin mutfağına. Bugünkü menümüzde eskiye geri döndüm. Puşruk çorbası yapacağım. Bunun iki ismi var. Biri lüpe çorbasıdır, biri puşruk çorbasıdır. Burada bir baş soğanımız var. Burada iki tane yumurtam var. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Burada da sevgili takipçilerim turuk peynirim var. Burada da unum var. Yani ölçüsü yok bunların. Hiçbirinin ölçüsü yoktur sevgili takipçilerim. Anneciğim, bugün bayramın kaçıncı günü? Bugün bayramın ikinci günü. Yarın şeye gideceğim mi? İnegöl'e gideceğim. Allah'ın fırsatı değil. Bir çekim daha ulaştıralım dedik değil mi? Evet, bir çekim daha yapalım dedim. Şimdi suyumuzun içine ölçüsü yoktur. Çiğ soğan doğrayacağım sevgili takipçilerim. Bunun ismi puşruk çorbası. Eski çekimlerimizde var. Ama eski dönüş serisi olduğu için annem bir daha yapıyor. Bir daha yapıyorum. Şimdi buna çiğ soğan doğrayalım sevgili takipçilerim. Suyumuzun içine. Yani bunların hiçbirinin ölçüsü yoktur. Ölçüsüzdü bunlar. Ama çok güzel bir çorba değil mi anne? Kışın daha güzel gider bir çorba. Bu kış çorbasıdır asıl. Ben şimdi yani şeye gideceğim diye İnegöl'e. Kayınpederim çok seviyor bu çorbayı. Evet. Yapacağım yarısını yağımızın içine doğrayacağım. Sarı yağ. Yağımızda sarı yağdır. Soğanın yarısı yeterli mi anne? Yarısı yeter çiğ soğan. Şimdi yarısını da yağımızın içine doğrayacağım. Bu yarısını. Bugün Ahmet yok. Eskiye seriye dönüşe serisini o istiyordu ama bugün evde ama gelmiyor değil mi anne ki çekmiyor. Şimdi bunu ocağın başına geçeceğim sevgili takipçilerim. Ocağıma koyacağım bu suyumuzu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim sevgili takipçilerim. Ocağımın altını yakalım. Şimdi ocağımızın altını yakalım. Şimdi ocağımız yanacak, bu kaynayacak. Ben de çok seviyorum puşruk çorbasını. Burada o yarı soğanı doğrayacağım. Sarı yağ değil mi? Evet, sarı yağımız. Şimdi sevgili takipçilerim, tasımızın içine su aldım, soğuk su. Şimdi unumuzu vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, unumu vereceğim tastaki soğuk suyun içine. Herkesin de Kurban Bayramı kutlu olsun, mübarek olsun, kestikleri kurbanlar kabul olsun. Yani sevgili takipçilerim, bu çorbayı, yani bu puşruk çorbasını yiyen doktor yüzü görmez. Hele de kışın değil hele yani. De kışın. Benim eşim hasta olurdu. Hemen diyordu ki bana puşruk çorbası yap Emre'ye. Ben puşruk çorbası yapardım, hemen eğlenirdi. Kalkardı diyordu, eğlendim Emre'ye. Gribe karşı etkili bir çorba değil mi? Yani gribe karşı, grip oldunuz hemen bunu yapın yiyin. Hiç durmayın hemen. Hem basit, herkes yapabilir yani, gençler de yapar. Bu tuluk peynirini yemeyen kaşardan yapar mı anne? Bununki tuluk olacak. Şimdi unumuzu tasımın içine verdim soğuk suya sevgili takipçilerim. Şimdi bunun içine de bir tane yumurta kıracağım. Bir yumurta da tekrar orada onun içine kıracağım. İki yumurta kırmış oluyorum. Unumuzun içine kırıyorsun değil mi? Evet, unumuzun içine. Suyumuz da kaynıyor, dökerken gösteririm. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Şimdi soğuk suya verdiğim unu, yumurtayı kaynayan suyumuzun içine veriyorum. Karıştıra karıştıra. Bismillahirrahmanirrahim. Yanda yağımız eriyor değil mi? Burada da sarı yağımız eriyor. İşte yakın çekim alalım. Çorbamız yapılıyor. Şimdi yaz ama kışın daha bir iyi oluyor bu çorbayı. İşte. Bu çorbayı yiyen sevgili takipçilerim hiç doktor yüzü görmez. Pelisin iğnesinin yerine dur bu çorba. Pelisin iğnesi mi anne hocam? Evet, yani bu çorba pelisin iğnesinin yerine. Bu çorbayı yiyen pelisin iğnesi. Kışın yeğilse değil mi anne? Gribi bile atlatıyor insan bu çorba. Gribi de atlatıyor hepsini de. Şimdi karıştırıp taşıyor. Babam derdi, rahatsızlandın mı Emre'ye bir puşruk yap değil mi anne? Evet, hemen yapardım. Pelisin iğnesi bu. Bu pelisin iğnesinin yerine dur. Karabiberimiz var burada. Karabiber de dökeceğim. Bir yumurta daha kıracağım. Çorbamız yapılıyor. Mis gibi kokular sardı.
Puşluk çorbası, öbür ismi de lübbe çorbasıymış. Onu eşim diyordu, lübbe çorbası. Eşim diyor yani lübbe çorbası yap Emre'ye ki ben iyileşeyim. Yoksa iyileşemiyorum, yapardım. Yiyordu, hemen iyileşiyordu. Derdik ya anne, ilaç yerine geliyor değil mi bu canım? Bu dedim o pelisin iğnesine geliyor. Şimdi anne o yumurtayı nereye koyacağız? Onu da bu yemeğin içine katacağım kaynadıktan sonra. Evet, soğan kattık yağımızın içine. Yağımıza soğan doğradım. Burada yağımız yanıyor. İşte sarı yağımız da eriyor. Onu piştikten sonra mı kaçacağız onu? Tabii. Karabiber dökeceğim. Oo, mis gibi. Burada da tuluk peynirimiz var. Tuluk peyniri dökeceğim. Posof'un ünlü tuluk peyniri, evet. Kokuları mis gibi. Çok güzel. Çorbamız fıkır fıkır kaynıyor. Oo. Çok güzel kaynıyor bak çok. Şimdi bu yumurtayı da içine vereceğim sevgili takipçilerim. Ondan sonra karabiberini dökeceğim. Kışın yani olsa şimdi de içilir. Yazın da çok güzel mis gibi. Çorbanın kötüsü yoktu. Çorba hep iyiydi. Bu pelisin iğnesinin yeri. Koronaya bile etkili bu çorba. Çorba değil mi? Hani çorba. Koronaya bile etkili bir çorba. Koronayı kaybeder. İşte. Şimdi karabiberimizi de katıyorum. Şu an bayramın ikinci günündeyiz. Annem yarın İnegöl'e gidecek. Bir çekim daha yapalım dedim anneme. Çorbayı da sevdiğimiz için puşluk yaptırdım eski seriden. Şimdi bu kültürümüzün yemeği diyor. Puşluk çorbası. Bizim Posof yöresine aittir bu çorba. Oralarda kış, yağış, yağmur yağdı, yağıyor. O yüzden biz bunu yapar yiyeriz, pelisin iğnesi görmez o. Bu pelisin iğnesinin yerindedir sevgili takipçilerim. Şimdi biraz da bu peynirden dökeceğim. Ondan sonra bu kalan peyniri tasların içine dökeceğim. Ondan sonra herkesin tasına dökeceğim, kendini döküp yiyeceğim. Tuluk peyniri değil mi anne ismi? Ooo mis gibi anne, mis gibi. Ellerine sağlık. Herkes yapabilir, kolaylıkla yapılır. 5 dakikalık bir çekim, 10 dakika bile sürmez hem çorbamızı yapmak. Şimdi vallahi mis gibi, mis, mis. Evet, mis gibi. Ne dersen de yağımız da yanıyor. İşte. Buna pul biberi yok, buna kırmızı biber yok, buna karışmaz onlar. Sade karabiber mi karışıyor? Evet, karabiber karışır. Bu sadece böyle beyaz olacak. Bir de yakın çekim alalım, çorbamız kaynıyor. Yavaş yavaş, yağımız da eriyor. Yağımız eriyor. Sarı yağ değil mi anne? Bizim yöremize ait sarı yağ da. Şimdi çorbamızı indiriyorum sevgili takipçilerim. Yani bu çorbayı yiyen çoğu hastada olsa iyileşir. Şimdi içine yağımızı katıyorum. Yağımız eridi mi anneciğim? Yağımız eridi. Kızarcı soğanlar da çok güzel, muhteşem oldu. Muhteşem. Çok güzel, mis. Anne mis, kokusu mis. Sardı buraları. Bismillahirrahmanirrahim. Yağını da döküyorum. Oo, çok güzel olmuş anne. Ellerine sağlık. Herkes denesin puşluk çorbamızı. İşte. Mis. Tuzumuzu döktük mü anneciğim? Tuzu da orada dökeceğim. Tamam. Şimdi servise geçeceğiz değil mi anne? Evet. Tuzumuzu katıyorum sevgili takipçilerim. Peynirimiz biraz tuzludur. Tuzunu az koyacağım. Fazla tuz olmayacak. Bir tatlı kaşığı mı anne? Evet. Bir tatlı kaşığından biraz daha az yiyelim. Çünkü peynirimiz tuzludur. O hani denk gelir. Puşluk çorbamız hazır. Şimdi servis yapıyor anne. Çok muhteşem. Mis mis vallahi. Yani ne dersen de yer bu çorbaya. Bismillahirrahmanirrahim. Taslarımıza katıyorum. Oo. Çok güzel anneciğim. Ellerine sağlık. Kışın tez yapıyoruz ama yazın fazla yapmıyoruz değil mi anne? Hemen hemen 2-3 aydır yememişiz biz puşluk. Şimdi bizim, peyniri içine mi dökeceksin bizim anne? Bizim eski serimiz yani. Eski seriye geri döndüm. Evet, Ahmet'in eski serisi o. Şimdi peynir de katacak annem. Şimdi içerisine peynir de dökeceğim. Şimdi peynirimizi katıyorum sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu, mis gibi oldu. Allah mis, mis, mis. Muhteşem değil mi anne? Evet.
Bizim bir izleyicimiz vardı, kayboldu anne o, Serpil Ergün. Muhteşem. Gün gelir. Nerelere i̇şte gitti acaba? İşte böyle oldu takipçilerim. Oh, mis gibi. Mis gibi oldu, yakın çekim al. İşte, mis gibi çorbamız hazır servise. Oldu, herkese iyi bayramlar deyin anneciğim. Yemeğimiz servise hazırdı, poşuk çorbamız. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi de unutmayın sevgili takipçilerim. İnegöl'den yarın Allah nasip ederse İnegöl'e gidiyorum. Oradan geldim mi görüşürüz. Sevgili takipçilerim, like atmayı da unutmayın. Hadi hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Hayırlı günler. Arda'mızda, Arda söyle bakalım iyi hayırlı günler. Bir de hayırlı bayramlar de anneciğim. Hayırlı bayramlar, iyi günler. Tamam. Aha, iyi günler, herkese iyi bayram.